Kan kitapçığında 2, B kitapçığında 3. soru. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A seçeneği, birinci cümlede bir tanımlama yapılmıştır deniyor. Tanım, tanımlama, bu nedir sorusuna verilen karşılıktır. Birinci cümleye bakıyoruz. Edebiyatta bir karakter ortaya koymak nedir sorusuna verilen bir yanıt var. Edebiyatta bir karakter ortaya koymak, insan denen varlığı tüm karmaşıklığı, tüm zamanlardaki halleriyle anlatabilmektir. Aslında sözü burada bizi yanıltmamalı. Bu bir tanım cümlesidir. C seçeneğine bakıyorum. Üçüncü cümlede kahramanın çok yönlü olarak geniş bir bakış açısıyla anlatılacağı üzerinde durulmuştur. Üçüncü cümleye bakıyorum metindeki. Kişiliğinde yer alan karmaşalarla, akıl dünyasındaki çelişkilerle, toplumda yaşadığı çatışmalarla kahraman nihayetinde bir insan olarak karşımıza çıkacaktır derken bu çok yönlülüğü görebiliyoruz. Geniş bir bakış açısı derken de bir insan olarak karşımıza çıkıyorsa, gerçek bir insan olarak karşımıza çıkıyorsa bu genişliği de görmek mümkündür. D seçeneğinde dördüncü cümlede karakter yaratabilmek için nelerin gerekli olduğuna değinilmiştir. Dördüncü cümleye bakıyorum metinde. Yazarın bu zorlu işin üstesinden gelmesi için hem doğuştan gelen anlatma ve kurgulama